Biraz önce sorgu tamamlandı. Hakim yarın saat 14 itibariyle tüm sanıklarla ve şüphelilerle ilgili kararını açıklayacağını belirtti. Buna ilişkin tutanağını imzalayıp bize bildirdi. İmzalı tutanak elimizde. Dolayısıyla dün gece yaşadığımızın bir benzerini yaşamak istemediğimizi ifade ettik. Dün gece gerçekten çok farklı bir yaklaşımla yaklaşıldı. Bize hangi saatte ne yapılacağı hiçbir bilgisi verilmedi. Ancak bir takım ajanslardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisi haber ajanslarına geçildi. Bugün itibariyle bu sebeple biz özellikle buna ilişkin tutanağı istedik ve tebliği aldık. Ekrem Bey'in Murali, Ekrem Bey'in vekil müdafiyeyim, avukat Hasan Günaydın ismim. Murali fevkalade yerinde. Sizlerden dua istirham ediyor. Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta duracağını ifade ettiler. Selam ve saygılarını ilettiler. Aleykümselam. Başınız dik olsun. Hiçbir suçu olmadığı için yüzü ak, alnı paktır. Bunu iletmemi istediler. Tekrar ben de size teşekkür ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Teheccüde kalktığınızda, namaza, sabah namazına kalktığınızda, yarın cuma namazında lütfen bu haksızlığa, bu hukuksuzluğun son bulması için Rabbinizden dua istirham edin. Dua dileğinde bulunun. Allah'tan başka dayanacağımız hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah'a dayandıktan sonra da başka bir güç de tanımıyoruz. Bize göre hukuk gerçekten insan hak ve özgürlükleri noktasında şüpheden sanık yararlanır ilkesi gibi ilkeler işletilecek olursa derhal salıverilmesi lazım, serbest bırakılması lazım. Evet, hakim bey kararını verebilmesi için dosyayı incelemesi gerekebilir. Sağlıklı düşünmesi için dinlenmesi gerekebilir. Buna ihtiyaç duyabilir. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama bu itirazını, bu incelemesini salıverdikten sonra yapabilir. Bunlar zaten kaçmamışlar. Kaçacak bir durumları da yok. Bu süreç içerisinde bunu da bütün tutum ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Buna rağmen gerçekten muhafaza veya gözaltı altında tutulmasını hukuken, ahlaken, vicdanen kabul edemiyoruz. Doğru kabul etmiyoruz. Buna da itiraz ettik. Buna da şu an dilekçe veriyoruz. Bunu da yasal haklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Bunu da bilmenizi isteriz efendim. İnşallah. Gerekçe olarak ne gösterir? Çünkü bu ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Daha önceden biz burada belki 1000'e yakın dava izledik. Burada ya başka yerlerde. Ve genelde hakimler 2 saat istiyorlardı. Yarım saat dinlenip sonra dosyayı inceleyip bilemediniz en fazla 3 saatte karar veriyorlardı. Ama gördüğüm kadarıyla 14 saatlik bir şey var. Hatta 14 saatten daha fazla. Size gerekçe ne sundular? Bu birinci sorum. İkinci sorum da dünküne benzer bir şey yaşarsanız ne olacak? Yani sizler gittikten sonra hakim oturup karar verirse nasıl bir manzara ortaya çıkacak sizin adınıza? Sondan başlayayım. Dünküne benzer bir durum biraz bugün farklı olacağını düşünüyoruz. Dün gerçekten her ne kadar sorgu savcı, ifade savcı tarafından alınmış ise de savcı tarafından ifade alınmış olmasa alındı ise de kapıda bekleyen silahlı polis memurları. Hiçbir şekilde savcıyla görüşme imkanımız olmuyordu. Savcıdan bilgi alamıyorduk. Ne zaman sevk edileceği, ne yapılacağına ilişkin hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu olmadı. Ama bugün itibariyle kameralar karşısında hakimle görüştük. Buna ilişkin tutanağı aldık. Dolayısıyla öyle bir risk söz konusu değildir. İkinci soruya gelince, neden bu kadar bir süre talep etti? Biz iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz, umuyoruz. Ancak endişe etmemek mümkün değildir. Kimle, nereyle istişare edecek, müzakere edecek, düşünecek, değerlendirecek bunu bilemiyorum. Şu an için bir suizanda da bulunmak istemiyorum ama endişe taşımıyor değiliz. Bu süreç, yaşadığımız süreç bize endişeli olmamızı gerektiriyor. Bu endişemizi de paylaşmak isterim.